Değerli izleyenler, Kremlin'e şok üstüne şok. Türkiye ve Pakistan'ın dev orduları hazır. Aliye ve Turan desteği hazır. Bu konuda artık her şey istim üstünde. Bir kere Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'ndan galip gelmişken dünyanın birçok yerinde, evet, Ermeni lobisinin Kanada, Amerika, Fransa ve adını saydığımız devletlerin dışında da diasporalaşan ve önemli bir şekilde siyasete hakim olan o devletlerdeki siyasete hakim olan Ermeniler şimdiye kadar Azerbaycan ordusunun olduğu bölgelere ve topraklara yeniden işgal girişiminde bulunmuşlardı. Onları durduran tek bir irade var. Turan iradesi. Bunu açıkça dile getirmeleri gerekiyor artık. Gurur yapmasınlar. Çünkü Pakistan'ın 50 bin kişilik ordusu hazır. Evet, 50 bin kişilik ordusu hazır ve Türkiye'nin de tabii ki daha güçlü bir şekilde bir ordusu hazır değerli izleyenler. Türkiye'nin Azerbaycan'la yaşanan her gerginlikte doğuya kaydırdığı büyük güç geçenlerde haber olmuştu. Sizlere de zaten yayınlarımda belirtmiştim. İnanın Pakistan ve Türkiye milli konular olduğu zaman, önemli konular olduğu zaman hiçbir şeyi tabii ki atlamıyor. Ermenistan diye devlet tanımıyor Pakistan. Ermenistan diye devlet tanımıyor değerli kardeşlerim. Bu ne güzel bir sevgidir. Bu ne güzel bir bağlılıktır. Bu ne güzel bir haykırıştır. Türkiye'nin de tabii ki SİHA teknolojisi ve önemli gizli teknolojileri eğer Azerbaycan'a bir saldırı olursa ister Rusya olsun, ister Fransa olsun, ister Amerika olsun. Amerika'nın direkt saldırma diye bir durumu yok. Fransa'yı kullanmak ister, o da sadece hava kuvvetleri. Fransa orada hava kuvvetleri nereye konuşlandıracak? Türkiye'ye konuşlandıramaz. İran'a konuşlandıramaz. İran tabii ki Azerbaycan'ın içerisinde bu konuda biliyorsunuz Müslüman bir devlet olarak biliniyor. Ama yaptıkları gerçi Müslüman devlete yakışmıyor. Ama şuna emin olun ki, şu hususu özellikle bilin ki değerli kardeşlerim, artık Türkiye'nin ve Pakistan'ın sabrı tükendi. Artık Rus barış gücü değil, Azerbaycan'ın çevresini ve Karabağ'ın çevresini Türkiye ve Pakistan orduları koruyacak. Çünkü diyecek ki bir ülkeye 3-4 ülkeye vuramazsınız. Biz Azerbaycan'a dokunanı vururuz mantığıyla hareket edecekler. Evet, hem İmran Kağan'ın hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın İmran Kağan'ın kafalarındaki en net hususlardan birisi. Bunu lütfen hepiniz fikir birliğiyle izleyin ve dinleyin. Kafanızı yastığa koyduğunuzda bunu bilin. Sayın Erdoğan ve Sayın İmran Kağan Azerbaycan topraklarına bir kara harekatı gerçekleşirse ordularıyla Azerbaycan'a gelip desteğe hemen anında hem de. Türkiye için de şunu söyleyebiliriz. Azerbaycan'da varız. Bu kadar söyleyebilirim. Biz Azerbaycan'da varız. Ama Azerbaycan topraklarına bir tecavüz gerçekleşirse gerçekten bunu yapanı pişman ederiz. Bunu yapanı bin pişman ederiz değerli izleyenler. Türkiye her şeye hazır. Bütün etmenlere hazır. Bütün yan etkilere hazır. Pakistan da keza aynı. Çünkü bu bölgeyi Turan'ın tam göbeğinde kalbi olarak görüyoruz. Yapılacak her türlü hamleye karşı eğer cevap vermezsek, bir karşılık vermezsek tabii ki bunun sonucunda onların bu şekildeki bir direnciyle karşılaşabiliriz. Bu şekilde mütecaviz hareketleriyle karşılaşabiliriz. Ama Rusya biliyor. Rusya şok. Azerbaycan şimdiye kadar niye kuvvet kaydırdı? Neden Azerbaycan sınırına kuvvet yığdı? Neden tatbikatlar yapıyor? Bunları hep anlatmıştım. Azerbaycan ordusunun Şuşa'da ve karada gösterdiği başarı Rusya'yı şok etti. Bu başarıyı beklemiyorlardı. Biz de diyoruz ki Türk'ün gücünü göreceksin Rusya. Eğer Rus birliklerinin uçakları olmasın, Rus birliklerinin evet bu konuda büyük füzeleri olmasın, Azerbaycan'la karada mücadele edemez. Azerbaycan ordusu siler geçer. Ama Türkiye'nin üstün kara ordusu ve Pakistan ordusu jet hızıyla gelebilecek. Türkiye ile özellikle Azerbaycan, Pakistan yaptıkları tatbikatta tek ordu mantığıyla tatbikat yaptığını biliyor musunuz? Aynı stratejilerle tatbikat yaptığını biliyor musunuz? Bu stratejiler neden yapılıyor sanıyorsunuz değerli izleyenlerim? İşte bu birlik ve beraberlik muhtevasını korumak için. Bu bir ve beraberliği tabii ki sonuna kadar götürmek için. Başka neden olabilir?
Türkiye ve Pakistan'ın dev ordularının Fransa'yı, Amerika'yı ve Rusya'yı kabız ettiği ortada. İnim inim inliyorlar. İnleyin lan, inleyin. Çatlıyorlar, patlıyorlar. İkinci Karabağ Savaşı'nda Macron hiçbir şey yapamadık diye çatlıyor. Rafale uçaklarım vardı, Rafale. Ne oldu? Fransa'nın Rafale uçaklarıyla müdahale edecekti Karabağ'da Azerbaycan ordusuna. Ne oldu? Nereden kaldıracaktı onu? Rusya'dan kaldıramadı. Rusya çünkü kendini tarafsız göstermek gerekiyordu. Bir şekilde Hankendi'ye gireceğini biliyordu, sustu. Ukrayna desen kaldırtmaz. Çünkü orada Azerbaycan ve Türkiye ile sürtüşme yaşar. Gürcistan yapamaz. Azerbaycan ve Türkiye ile sürtüşme yaşar. Yani orada senin tutunacak dalın yok Macron. Tutunacak dalın yok Biden. Daha uçağa binerken zorlanıyorsun. Geçen gösterdim görüntüleri. İsrail'e gittin, yağdanlık yapmaya başladın. Vesaire. Ya Azerbaycan gelince neden hepiniz Azerbaycan'a yükleniyorsunuz? Neden Azerbaycan'a yükleniyorsunuz? Yani Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı aradı. Dedi şey şu. Karabağ'daki aldığınız yerlerden çekilir. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Amerika'nın ulusal güvenlik sorumlusu koskoca Azerbaycan'ın cumhurbaşkanını arıyor. Ya protokol olarak arayamaması lazım. Konuşamaması lazım. Ben buna karşıyım. Aliyev'i nasıl arar ya? Bunları söylemem lazım değerli izleyenlerim. Sayın Aliyev'i Amerika'nın güvenlik bilmem ne müdürü nasıl arar? Danışman aramış, güvenlik danışmanı. Her bölge için bir danışmanları var. Danışman arıyor hükümet adına. Bir cumhurbaşkanı ile görüştürmeyin danışmanları. Muhatabı arayabilir. Ancak Aliyev'i Biden arar. Biden hasta olur veya arayacak durumu yoktur. Korona olmuştur vesaire vesaire. Blinken Dışişleri Bakanı arayabilir onun adına. Nedir bu? Lütfen koskoca bir Türk devletinin cumhurbaşkanını Amerikanların danışmanlarına muhatap etmeyiniz. Lütfen. Rahatsızız. Nasıl arar böyle bir adam Aliyev'i? Pakistan'ın Türkiye'nin gölgesi olmasın. İnanın ne Rusya'sı saldırmaktan durduydu, ne Fransa'sı saldırmaktan durduydu, ne de Amerika'sı. Amerika uçak kaldırırdı, füzeler atardı. Bilemedin Fransa Ermenistan'dan uçakları kaldırır vururdu vesaire vesaire. Fransa Ermenistan'a neden uçak yollayamadı? Eğer Fransa Ermenistan'dan uçak kaldırıp da vurmaya çalışsaydı Türkiye müdahale olacaktı. Yoksa Ermenistan Rafale uçaklara giderdi, 10 uçak Azerbaycan ordusuna saldırırdı. Yemedi, yemedi. Türkiye vardı çünkü. Türkiye'nin ve Pakistan'ın bir felsefesi var. Azerbaycan'a dokunanı vururuz diyorlar. İyi mi diyorlar? Sonuna kadar iyi diyorlar. Güzel mi diyorlar? Sonuna kadar güzel diyorlar. Gerçekten bu moralli ve güçlü şahlanışımızı tüm dünyaya ilan etmek için bu yayını yaptım. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Pakistan ve Türkiye ordusu Azerbaycan'ın yanındadır.